Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Hint bülbülü cinsiyet ayrımı nasıl yapılır? Size hemen en hızlı bir şekilde kısaca cinsiyet ayrımı nasıl yapılır? Erkek dişi ayrımı nasıl yapılır? Onu anlatmaya çalışacağım. Evde beslediğimiz kuşlar arasında belki de cinsiyet ayrımı en kolay yapılabilecek kuş cinsi Hint bülbülüdür. Yani zebra-yı spinozlarıdır. Oldukça belirgin farklı özellikleri vardır erkek ve dişinin birbirine göre. Şu solda görmüş olduğunuz erkek kuşumuzun sağdaki kanatlarını görüyorsunuz. Daha doğrusu onun solunda kalan kanatları daha desenli dişiye göre. Orada noktalar var, desenler var. Bu en belirgin birinci özellik. Bu erkekte var, dişi de yok. Yani sağdaki kuşumuz dişi, onda bu şekilde bir özellik yok. Dişi Hint bülbülleri erkeklere göre daha düz renkte olurlar. Siz de ekranda da gördüğünüz gibi, yani bunların renkleri normalde birbirlerinden farklı da olabilirdi. Erkek beyaz renkte de olabilirdi ama o kanatlardaki desenler yine dişi şeylere, erkeklere has bir özellik. Dişilerde bu kanatlardaki desenler bulunmuyor. Gelelim diğer bir özelliğe. Bu da gagaları arkadaşlar. İkinci olarak bunu söyleyebiliriz. Yalnız baştan belirtmekte de fayda var. Normalde erkeğin gagası dişiye göre daha kırmızı olur. Belki ekranda tam net de gözükmeyebilir. Böyle biraz zoomlamaya çalıştım ama erkeğin gagası dişiye göre daha kırmızı olur. Bu bazen yanıltabilir bu özellik. Çünkü farklı durumlarda oluşabilir. Bu çok net bir belirgin bir özellik değildir ama yine de buna da bakarak görebilirsiniz. Tam olarak dediğim gibi şey de belli etmiyor kendini. Videoda belli etmiyor olabilir ama erkeğin gagası dişiye göre daha kırmızı olur. Dişininki biraz daha turuncumsu. Gelelim diğer belirgin özelliklerden birine daha. Bu da nedir? Tabii ki yanaklar. Siz de ekranda görüyorsunuzdur. Erkek Hint bülbülümüzün yanağı turuncu bir desen var. Şuraya okla da göstereceğim. Ekranın. Erkek Hint bülbülümüzün yanağında bir turunculuk vardır. O turunculuk dişi kuşumuzda yok. Buradan da net bir şekilde dişi erkek ayrımı yapılabilir. Şansıma bugün oldukça sakinler. Pek sesleri de çıkmıyor ama normalde seslerinden, ötüşlerinden de dişi ve erkek ayrımı yapılabilir. Erkeklerin sesleri Allah vergisi biraz daha gaydalıdır, naralıdır, daha tok, daha kulağa hoş gelecek şekildedir. Fakat dişilerde biraz daha düz sesli, işte vik vik şeklinde ötüş olur. Bu da diğer bir özellik olarak aklınızda bulunsun. Ben şu anda ötmüyorlar ama ben buraya bir tane link bırakırım. Hint bülbülü sesi ötüşü ya da siz de araştırarak onların ötüşlerindeki farklılığı da net bir şekilde görebilirsiniz. Son olarak hızlı bir şekilde şunu da söyleyeyim. Hint bülbülleriyle alakalı. Bunlar da dişi erkek ayrımını yaparken birbirleriyle aşırı derecede aynı cins iki kuş aşırı derecede kavga edebilir. Buradan da anlayabilirsiniz. Ha, bazen çiftleşmede dişi erkek de birbiriyle kavga ediyormuş gibi gelebilir size ama onu da o şekilde de bir ayrım yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Çok fazla uzatmadan hepiniz hoşça kalın.